Dün evdeydim. Sosyal medyada dolaşıyordum. Baktım, gördüm. Açıkçası çok şaşırdım, çok üzüldüm. Duygulandım. Beraber çalıştığım Hüseyin geldi aklıma, Erol geldi aklıma, Sinan geldi aklıma, Ferhat geldi aklıma. Bu zamana kadar sosyal medyadan Soma'yı şeylerini yazmaya çalıştım ama gücüm yettiğince, tabii ne kadar ulaşır o da şey değil. İlk kez detayına girdim yani bu şeylerin, acıların, insanların yaşadıklarını. Açıkçası beklemiyorduk yani. İç kazaların cezası. Yani burada o aileler kin güderek o davaya gitmedi. O aileler hep adalet için gitti. Adalet aradı. Yani o çocuklarının şeyinin bedelini, cezasını çeksin diye aradı. Maalesef öyle olmadı. Çok üzüldüm. Gerçekten gece yatamadım. Dağla şeyim yani, takip ediyorum. Üzülüyorum yani. Hayat zenginlere güzel değil ya. Hayat parası olanlara güzel. Ne diyebilirim ki? Hayat parası olanlara güzel. Diyecek bir söz bulamıyorum. Hani. Parası olan, zengin olan her işe devam ediyor yani, yapıyor. Valla 13 Mayıs'ı bir daha yaşadım. Gerçekten yaşadım. Duygularım o kadar yoğun. Zaten hiç unutmadım. O şeyi psikolojik içinden atamadım. Çünkü bunun artısı ve eksilerini yaşadık. Bu süreçte çok şeyler yaşadık. Tabii biz bu süreci sendikacılığı kendi adıma bilmiyordum. Siyaseti bilmiyordum. Başımıza böyle bir şey gelmemişti. Sıradan hayat yaşadık. Yine hayatımız sıradan, değişen bir şey yok. Yine işçiyiz ama o zaman hayatı daha iyi öğrendim. İnsanlar yaşayınca hayatı daha iyi öğreniyor. Öğrendi, her hayattan bir tecrübe çıkarıyor. Bunları öğrendim yani. Türkiye'nin en büyük kazasını yaşadık. Bir sürü madenci arkadaşlarım, kardeşlerim, akrabalarım. Aynı ekmek paylaştığımız insanlar o faciada maalesef hayatlarını kaybettiler. Hiçbir iş kazası cezasız kalmamalı. Bunların sorumluları bulunmalı ve cezasını çekmeli. Bu sadece şeye ait değil yani, Soma maden faciasıyla da ilgili değil yani. Türkiye'de olan bütün iş kazaların sorumlulukları, bulunduk ve sorumlulukları cezasını çekmeli bence. Öyle düşünüyorum.